Bu AI dedikleri nedir kardeşim? Ben sahaya çıkıyorum, alıyorum kameramı, çat çekiyorum. Nerede işime yarayacak bu AI? Yönetmen tak bir şey istiyor. Orada AI benim yanımda olacak mı? Yok. Anca bilgisayar başında altyazı yazsın, bilmem ne yapsın. Bu AI bana sahada lazım, sahada. İşte tam senin işine yarayacak bir uygulamayla geldim. Hazırsan başlayalım. Alo. Alo. Efendim Osman. Abi şimdi çekimdeyiz de acil bir şey soracağım. Evet, bir çekimdesin. Abi şimdi bir araba bir dış çekiyoruz da bunu tabii bizim kare çektik ama yönetmen diyor ki bu çektiklerimi slow motion'da görmek istiyorum. Yapabilir miyiz bunu? Tamam, bunu 120 kare yapmak istiyorsun. Çok güzel. Evet. Ne kullanıyordun kamera? X-T4. Evet, çok önceden vardı bizde. Ben dedim hani olmaz hocam onu kurguda yapıyoruz falan ama dinlemiyorsan bir sor falan dedi. İnternetten baksaydın hemen hızlıca. Abi bakmam, baktım tabii ama yani tam İngilizcem de yok. Şimdi 20 dakikalık videoda bir yerde anlatmışım da amatör gibi de görünmek istemiyorum. Yani adam açmış tutorial izliyor derler biliyorsun hani etraftaki adamları. Baktım abi, tamam profesyonel görünmek istiyorsun da yani. Tamam, bir menüye gir bir bakalım beraber. Yaş abi, geldim. Orada öyle yapıyorsun. Evet, bu biraz önce yaşadığım muhabbeti yaşamayanınız yoktur. Ya siz birini aramışsınızdır ya biri de sizi aramıştır. Yani burada bir çözüm üretmek için elinizden geleni yaparsınız. Yani acil durumlarda en kralını arasanız da her zaman sorunu çözemeyebiliyorsunuz. Bazen de karşınızdaki kişi uğraşmak istemez. Bilgisini sakınır yani. Bu da başımıza geliyor. Veya bilmiyordur, o da mantık yürütmeye çalışıyordur. Sizle beraber olayı çözmeye çalışır ama bu da bir çözüme ulaştı. Bunlara diyecek bir şey yok. Bütün kameraların bütün menülerini ezberleyeceğiz diye bir durum yok. Yani kitapçığı aldık, baştan sona okuduk falan filan bunlar zor işler. Genel bir mantığımız var. Orada ilerlemeye çalışıyoruz. Peki çözüm ne? Bütün kameraların menülerini mi ezberleyelim? Yoksa hep aynı kamerayla mı çalışalım? İşte tam burada seni kurtaracak bir fikrim var. Hadi bunu yapmaya başlayalım. Evet, ilk olarak ChatGPT'ye giriyoruz. ChatGPT'ye girdikten sonra buradan GPT'leri keşfet kısmına geldikten sonra buradan GPT oluştur diyoruz. Evet, GPT oluştur dedikten sonra böyle bir pencere açıldı. Şimdi buna ne iş yapacağını tarif etmemiz lazım. Hemen başlayalım şöyle. Sen bir kamera operatörüsün ve tüm kameraları kullanabiliyorsun. Evet, tüm kameraları kullanıyor arkadaş. Sana hangi kamera modeliyle ilgili soru sorarsam bana kısa ve öz bir şekilde cevap vermelisin. Güzel. Peki bu cevapları kafasına göre mi verecek? İnternet Derya Deniz nereden bulacak? Ya da bulduğu cevaplar doğru mu olacak? Buna nasıl güvenebileceğiz? Burada şöyle bir çözümümüz var. Bütün kamera şirketleri kameraların yanında birer kullanım kılavuzu veriyorlar. Burada bütün detaylarını, her şeylerini, kameranın bütün ayarlarını görebiliyoruz. Peki bunları biz baştan sona ezberleyebiliyor muyuz? Çoğu zaman okumuyoruz bile. Kutudan çıkardıktan sonra direkt kamerayı kullanmaya geçiyoruz veya internetten bulmaya çalışıyoruz. Ama bunu bizim yerimize ChatGPT okuyabilir ve içinden bilgileri bize istediğimiz zaman verebilir. Bu da tam bizim aradığımız özellik. Bu bilgileri sana vereceğim PDF dosyalarından alacaksın. Başka bir yerden bilgi aramana gerek yok. Evet, bakalım kendini güncelliyor. Tamamdır, bu GPT adını ne olsun? Kamera operatörü onaylıyor musun? Yok. Dünyanın en iyi kameramanı. Evet, ismini de seç. Dünyanın en iyi kameramanı. Dek. Harika seçim. Bir profil resmi oluşturmaya... Hemen profil resmi oluşturmaya geçti ya. Kardeşim bir içeriği iste benden. PDF'ler iste değil mi? Yok. Profil resmi nasıl? Yani takım elbise. Takım elbisesi olmasa daha iyi olur. Bizden ısçılık. Bizim işler de zor. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bu profil resmi oluştururken biz de kameraların kullanım kılavuzlarını indirdik. Bakalım elimizde hangi kullanım kılavuzları var. Hemen buraya girdik. Şuradan kamera kullanım kılavuzları. Evet, şuradan başlayayım sırayla. Bütün markalardan almaya çalıştım. Daha önce de indirdim bunları. Blackmagic Pocket sinema kameramız var. Canon'un en popüler cihazları R5, R6, R7. FX3 var. FX30'umuz var. S3'ümüz var.
XH2 S'imiz var, XT4'ümüz var ve XH2'miz var. Yani Fuji, Sony, Canon ve Blackmagic. Yani 4 büyük markanın kullanım kılavuzlarını aldık. Burada şöyle bir şey de söylememiz lazım. İlk olarak hangi kamerayı kullandığını sor ve buna göre cevap ver. Şimdi evet, burada PDF'yi direkt şeyden yükleyemiyormuşuz. Yapılandır kısmına girip oradan dosya ekleme şeklinde yapmışlar. Burada diyor ki bilgi kategorisinde dosya eklersen GPT'ler konuşurken dosya içeriklerini içerebilir. Dosyada kod yorumlayıcı etkinleştiğinde indirebiliriz. Yani bunların hepsini yükleyecek. Bunları yüklesin. Daha sonra buraya diyelim ki PDF'yi buradan yükleyemiyoruz. Tamam, sana yüklediğim dosyaların dışına çıkmadan cevap vermelisin. Evet, kamera kılavuzlarımızı yapılandır bölümünden yükledik. Şimdi tekrar oluştur bölümüne geliyoruz. Biraz önce PDF'leri kullan demiştik. Tekrar söyleyelim. Şimdi ona bir soru soralım. Hangi kameraları kullanıyorsun? Saysın bakalım bize. Mükemmel. Kütüphanemde yok şeklinde yanıt vereceğim. İşte bu. İşte bu. Akıllanmaya başladın. O zaman şu Blackmagic'i de yükleyelim de şeyimiz olmasın. Blackmagic çok büyük dosyası. 53 MB. Bunu da yükleyelim. Bu da yükleyelim. Hatta buradan Nikon aynasız kamera diyelim. Kullanım kılavuzu. Evet, şuradan da. Aramızda az da olsa Nikoncu vardır. Nikoncular küsmesin bize diye. Blackmagic'i yükledik. Nikon'u da yükleyelim. Evet. Nikon çok az zaten. Evet. Nikon'u da yükledik. Tekrar şu soruyu bir daha soralım. Blackmagic mükemmel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aa, bir de Lumix vardı. 6 mı? GH7. GH7. İngilizcesini yüklesek de olur herhalde. Tamamdır. Tekrar oluştura geldik. Aynı soruyu tekrar soruyoruz. Hangi kameraları kullanabiliyorsun dedik. bakalım. Canon'u dedi. Evet. GH7. Evet. 1, 2, 3, 10, 11 kamera. Mükemmel. Evet. Sıra geldi testimize. Şimdi gelelim dünyanın en iyi kameramanı'daki test etmeye. Hemen biraz önce bana gelen soruyu soralım bakalım. Doğru cevaplayabiliyor mu? Fujifilm X-T4 kameram var. Bu kamerada çekimlerimi 120 kare yapmak istiyorum. Şöyle diyeyim. Ancak izlerken slow motion 25 kare izlemek istiyorum. Nasıl yaparım? Hadi bakalım göster kendini dek. Evet, düşünüyor bakalım. Arıyorum, bilgimi arıyorum. Ara bakalım. Bu kadar uzun. Evet. 1. Kayıt ayarlarını yapılandırın. Menüden film çekim moduna gidin. Kare hızı, frame rate seçeneğini 120 FPS olarak ayarlayın. Bu, kameranızın yüksek hızlı çekim yapmasını sağlar. 2. Oynatma hızını ayarlayın. Playback speed ayarlarında izlemek istediğiniz kare hızını belirleyin. Eğer slow motion olarak 25 FPS izlemek istiyorsanız, bu oynatma hızını 25 FPS olarak seçin. Mükemmel. Yani tek seferde sorunu anladı ve çözdü. Gayet güzel. Şimdi de daha başka bir soru soralım. Hani yine zorlayalım onu. FX30 kameramda bu ayarı yapabiliyor muyum? Bakalım. FX30'da böyle bir ayar var mı? Ben hatırlamıyorum böyle bir ayar olduğunu. 25 kare slow motion izlemek mümkün. Burada da mümkünmüş. Bak ben bilmiyordum mesela. Menüye girin ve SQ Motion, Slow ve Quick Motion modunu seçin. Kare hızını 120 FPS olarak ayarlayın. Bu, yüksek hızlı video çekimi yapmanızı sağlar. Oynatma hızını 25 FPS olarak ayarlayın. Böylece kamera otomatik olarak çekimi yavaşlatacaktır. Güzel, öneri de veriyor. Peki, güzelmiş. Tamam, FX30 da bu. Peki, şimdi diyelim ki ters bir soru sorduk, başka bir soru sorduk. Dedik ki, 3 kameramda görüntüleri log olarak kaydetmek istiyorum. Ama ben görürken ben ekranda log olarak değil normal color olarak görmek istiyorum. Nasıl yapacağım? Evet, gördüğünüz gibi 3 soru da zor bir soru. Yani hani her kameramanın bilemeyeceği soru. Bakalım.
Evet, log çekim ayarlarını verdim. Görüntülerin log formatında root uygulanmış. Görmek için aşağıdaki de diyor ki Sony FX kameranın görüntüleri log formatında kaydedebilir. Ekranda görüntüyü normal renkli olarak root uygulamasını görmek için aşağıdaki ayarlarını kurarız. Wow, menü, ekranın pozlama, evet. Picture and profile, evet, açın. Tamam, logo açtık. Ekranın renkli olmak için menüden monitor root ayarlarına gidin. Evet, gamma display. Evet, gamma display. Tam aradığımız şeyi verdi. Kayıt ve görüntü ayrımı. Onu da verdi. HDMI çıkışı root kullanımı. Eğer harici bir monitör kullanıyorsanız menü HDMI output root. Vay, ekstra dedi ki HDMI'da ekranda göreyim, orada görmeyeyim dersen onu da vereyim dedi. Bak çok iyi, çok iyi. Çok gerçekten etkileyici. Dedim ki şimdi bir de basit bir soru sorayım. Mesela Canon R5 kameramda proxy, ben hiç bilmiyorum yani şu an bu soruyu. Proxy kayıt yapabilir miyim? Bakalım R5'te proxy kayıt var mı? Çünkü R5 8K kayıt yapıyordu sanırım ya da R6. Evet, varmış. Varmış. Gerçekten. Bakıyoruz. Bu da proxy kullanımında gördük. Proxy kullanımında sordu. Evet, önemli nokta. Proxy kayıt ana videoyu senkronize olarak kaydedip güzel. Tamam. Peki bu ayar Nikon Z8'de nasıl yapılıyor? Evet, Nikon'a güzel kamerası kayıt yapabilirsiniz. Proxy kayıt yüksek çözünürlüklü videodan birlikte tamam. Proxy menüye girin. Evet. Evet, gayet de net bir cevap verdi. Burada internete bakmış ama. Bak, internete bakmaz daha. Ha, bu İngilizce olduğu için Türkçe'ye çevirmek için mi baktı? Çünkü Nikon'u İngilizce yaptık, diğerlerini şeyden yaptı. Nikon'unkini İngilizce yüklediğimiz için belki internete bakma gereği duydu. Ama arada bakayım ne diyor Nikon'un. Bakayım şuna bakalım, kaynaklara bakalım. Buraya girmiş. Online manuali. Aa, bu yine gitmiş bulmuş. Baksana Nikon gitmiş yine kaynak. Gayet iyi. Yine doğru yerden bulmuşsun. Bravo. Bravo. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlar, bunu yaptık, çok güzel oldu. Ama $20 verip bunu kullanana kadar ben bunu öğrenirim diyenleri görür gibiyim. O yüzden size anma hizmeti. Bunu ücretsiz bir şekilde aşağıda vereceğim linkten kullanabilirsiniz. Siz de sorunlarınızı çözebilirsiniz. Buradaki kamera kullanım kılavuzlarını daha da arttıracağım. Hatta bunu web'e açacağım. Web'e açtığım zaman ChatGPT oradan internet sitelerine girerek bütün kameraları kullanabiliyor olacak. Bakalım benim işime yaradığı kadar sizin de işinize yarayacak mı? Güzel bir kameraman yaptık mı? Aşağıdaki linkten DEC'e ulaşıp kendinize özel asistan yapabilirsiniz. Böylelikle profesyonelliğinize profesyonellik katabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür yapay zeka videolarının devam etmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda bana destek olmayı unutmayın. Ne demişler? Bilmemek değil, sormamak ayıp. Gerçek hayatta işinize yarayacak başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet, bir videoyu daha bitirdik. Bakalım. Alo, efendim. DEC'e soruyorsun, yanlış cevaplar veriyor. Hangi kamerayı kullanıyorsun kardeşim sen? Oğlum öyle bir kamera mı var, ne?